Değerli dostlar, namazlarda çok çok okunan surelerden birisi Kureyş suresini bugünkü Kur'an günlüğünün konusu yaptık ve Kureyş kabilesine yaz ve kış seyahatlerinin sevimli kılınması, Cenab-ı Hakk'ın onları açlıktan kurtarıp doyurması, onları korkudan emin kılması ve bunun üzerine işte Kabe'nin sahibi olan Rabbine kulluk etmeleri kısaca mana olarak zikrediliyor. Fakat ilk bölümde özellikle Ali Hocam, bu özel gibi, hususi gibi görünen olayda ve surede külli kanunlar olması gerektiğini ifade etti. Ve her milletin, her yerin kendine mahsus bir takım güzelliklerinin olduğunu ifade etti. Yani bir yerde bazı şeyler ön plana çıkarken nimetler, Allah'ın nimetleri, bir başka yerde de başka şeylerin ön plana çıkabileceğini. Dolayısıyla içinde bulunduğu nimeti bir bakıma hani inkar edecek, görmezden gelecek bir tutumla değil, Allah'ın her yere, herkese gönderdiği hususi nimetlerin neler olduğuna bakmanın ve buna bağlı olarak da tabii vazifelerinin neler olduğunu düşünmesi gerektiğini vurgulamış olduk. Seyfettin Hocam konuşurken mikrofonda problem vardı. Evet, şimdi herhalde daha rahatız. Buyurun. Ben devamı niteliğinde Kur'an-ı Kerim'de her sure küçük bir Kur'an hükmüne getirilmiş. Evet. Her ayet bir sure hükmüne getirilmiş. Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kolaylık, yani bu anlama kolaylığı veya temel mesajların herkese, Kur'an'ın tamamını okunmayanlara da ulaşması, okuduğu kadar kısmında onları görmesi hikmetiyle. İşte bu büyük Kur'an olan kainatta da bunu aynen görüyoruz. Yani her yerde hemen hemen işte dört unsurun hepsi var. Yani toprak var, hava var, su var, güneş var. Değil mi? Sadece toprağın belki yetiştirdiği, o toprakta yetişen ürünler farklılık gösteriyor. Yani aynı olanlar da var da. Her yerde ot biter ama diyelim ki her yerde muz yetişmez yani. Abinin dediği gibi Bursa'da daha çok şeftali vardır. İşte efendim Karadeniz'de çay vardır. Ama bununla beraber Cenab-ı Hak bir kimseyi nerede yaratmışsa ve hangi şartlarda yaşatıyorsa o şartlara karşı bir sıcaklık veriyor içine. Yani şimdi dedim ben Sakarya'da doğdum efendim. Keşke şurada doğsaydım diye bir şey hiç geçmedi içimden yani. Keşke şurada doğup yaşasaydım değil mi? Diye bir şey sizin geçti mi bilmiyorum. Allah yani, sevdiriyor bunları. Yani diyelim ki size doğduğunuz yeri sevdiriyor, bana doğduğum yeri sevdiriyor. Herkese doğduğu, hatta eline verdiği şeyi sevdiriyor ki, tam ayetin metnini hatırlayamadım ama her taife kendi eline verilenle ferahlanır yani şeklindeydi ayetin meali. Dolayısıyla onu sevdirerek onu ferahlatıyor. Akıllar nazar olmaz derdi benim rahmetli ninem. Geçen Montaigne kitabını okuyorum, o da öyle söylüyor. Çünkü herkes diyor kendi aklını yeterli bulur diyor. Yani başkasının aklını kıskanmaz. Dolayısıyla kendi aklını yeterli bulduğu için böyle akıllar nazar olmaz diye öyle bir şey çıkardı oradan. Yani mühim olan demek ki o kendisine verileni, yani onunla zaten fıtratı seviniyor, fıtratı onu beğeniyor. Ama onu Allah'tan bilip şükretmek gerekiyor. Yani o rızkın kaynağından kopmadan öyle yorumlayıp muhatap olmak gerekiyor. İlave evet. Olarak yani Ali abinin dediklerini. Yani özel nimetlerle donatan sadece Kureyş kabilesi değil. Onların özel nimetle donatıldığı muhakkak Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'deki diğer haberlere baktığımızda her millete, her insana Cenab-ı Hak sonsuz nimetler ihsan ederken biraz detaya indiğimizde, mercek altına aldığımızda çok özel nimetlerde ihsan ediyor. Biraz önce arz etmeye çalıştık. Parmak izi, yüz rengi, yüz hatları, sesi, karakteri, kaderi her şeyle her insana özeldir.
Bunu fark etmek insanı heyecanlandırır. Yani diğer insanlara benzeyen yönlerimiz de insanı heyecanlandırır. Çünkü onlarla ortak noktamızın olması, anlaşabilmek, konuşabilmek o da heyecanlandırır. Ama özel nimetler, sadece o kişiye mahsus nimetler fark edilirse, insanın Cenab-ı Hakk'ın kendisine hususi nazarını, teveccühünü fark etmesine vesile olur. O da insanın Cenab-ı Hakk'a yönelmesini kolaylaştırır. Bu manada Kureyş suresini okurken herkes bulunduğu köye dikkat etmeli, beldeye dikkat etmeli, kendine dikkat etmeli. Cenab-ı Hakk'ın sayısız nimetlerin arasındaki o özel nimetleri de görmeye çalışmalı. Küfranı nimete düşmemeli bu İnşallah. Arada. Evet. O zaman özellikle ağırlıklı olarak üzerinde durulması gerektiğini düşündüğümüz kısma geçelim. Az önce aslında İnşallah. Ona işaret etmiştim. Siz bir başka noktaya dikkat çekmiş oldunuz. O da çok önemli. Çoğunlukla bunu ıskalayabiliyoruz. Yani içinde bulunduğumuz yerle alakalı. Bizim arzu ettiğimiz yer şeyler bir başka yerde olunca bazen içinde bulunduğumuz yerin hususiyetlerini, güzelliğini fark etmede eksiklik çekebiliyoruz. Açlıktan kurtarması, rızık meselesi vurgulanıyor. Bir de korkudan emin kılması meselesi vurgulanıyor. İsterseniz buradan bahsedelim. Yani külli kanun nedir? Her insanı devamlı ilgilendiren, her insana devamlı hatırlamaya muhtaç olduğu bildirilen kanun nedir? İnsanın hayatını Allah bağışladığı gibi hayatını Allah devam ettiriyor. Kureyş suresinde öncelikle hatırlamamız gereken bu hayatı devam ettiren de Cenab-ı Hak'tır. Bediüzzaman Risale-i Nur Külliyatı'nda sözlerde 5. sözde bu usta şöyle dikkat çekmiş. Evet, en parlak bir mucize-i sanat-ı samadaniye ve bir hakikati hikmet-i rabbaniye olan hayatı kim vermiş? Yapmış ise rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur. Ondan başka olmaz. Kureyş suresinde hayatın Allah tarafından ihsan edildiği hatırlatıldığı gibi hayatın Allah tarafından devam ettirildiği de hatırlatılıyor. Umumiyetle Allah bilir işin iç yüzünü hakkıyla. İnsanların aldandığı konu hayatın Allah tarafından devam ettirildiğinden gafil olmak. Yani hayatın devamında bazı zahiri sebeplere riayet ettiği için insan imtihan sırrı gereği hayatı kendisinin devam ettirdiğini veyahut da kendisi gibi başka insanların kendi hayatının devamında etkili olduğunu, Allah'tan başka sebeplerin etkili olduğunu zannedebiliyor. Kureyş suresinde bu konu hatırlatılıyor. Allah'tan başkası hayatı devam ettiremez. Oradaki açlıktan kurtaran, rızıklandıran, besleyen, doyuranı bütün ihtiyaçlarımızı karşılayan diye anlamalıyız. Bütün ihtiyaçlarımız. Yani insan hayatının devamı için Seyfettin kardeşim de dikkat çektiği gibi lazım olan her şey, hava, su, güneş, toprak, toprakla Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği sebzeler, meyveler hepsini doğrudan doğruya gönderen Allah'tır. Cenab-ı Hakk'ın o konuyla alakalı yani sizin rızkınızı veren, sizi besleyen, doyuran Rabbinize kulluk yapın kısmıyla ilgili ayetin cemali isimlerini hatırlayabiliriz. Yani ruhumuzun ihtiyacını, yani ruhumuzun açlığını da gideren, kalbimizin gıda ihtiyacını da karşılayan, aklımızın, vicdanımızın, hayalimizin ve bütün manevi duygularımızın bütün ihtiyaçlarını devamlı karşılayan Allah'tır. Kulaklarımız seslerle, gözlerimiz görüntülerle, burnumuz kokularla, dilimiz tatlarla devamlı tanıştırılarak gıdalandırılıyor. Hepsi ruha bağlı, manevi cihazlar kalbe bağlı, kalp de ruh da gıdalandırılıyor. Maddi ihtiyaçlar, yani elbiselerimiz, evdeki eşyalarımız, evimiz, kullandığımız eşyalar, arabalar, efendim, telefonlar, atlar, arabalar hepsi bir rızık kavramının içinde bizim ihtiyaçlarımız olarak hatırlandığında Kureyş suresinde hepsini doğrudan doğruya karşılayan Allah'tır. Allah'ın onları gönderdiğini hatırlayarak Allah'a yönelin. Yani başka yere gözünüzü, kalbinizi çevirmeyin. Bediüzzaman'ın Mektubat isimli eserinde 20. mektupta hatırlattığı hakikati hatırlarsak Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma diyor. Başka şeylere. Demek ki insan midesinin ihtiyacının, kalbinin ihtiyacının, ruhunun ihtiyacının karşılanmasında Allah'tan başkasını düşünürse, Allah'tan başkasının, mesela dükkanının, mesela iş yerinin,
ihtiyaçlarını karşıladığını düşünürse başta ruhunu yorar, ruhunu yıpratır, bedeni de yorulur. Aynı zamanda akidesi, imanı tehlikeye düşer. İşte Kureyş suresinde bu tehlikeden, bu manevi tehlikeden sakınmamız için dikkat etmemiz gereken bir kanuna nazarımız çevrilmiş. Sizi Allah doyuruyor, Allah besliyor. Hayatınızın devamı için lazım gelen her şeyi her an Allah veriyor. Bunu hatırladığınızda minnetinizi, senanızı, şükrünüzü Allah'a sunarsınız. Sebepler sadece perdedir. Mendilin içerisine altın koyup birisine hediye verildiğinde hediye verilen şahıs bana mendil altın ver demiyor. Mendilin içine birisi altın koymuş, göndermiş diyor. Bütün ağaçlar, hayvanlar mendil gibidir. Bütün sebepler mendil gibidir. Sebep olarak insan da mendil gibidir. Ama şuurlu bir mendildir. Şuurlu. Yani bize bir nimetin doymamızla ilgili, bir rızkımızın karşılanmasıyla alakalı bir nimetin gelmesine bir insan arada gözüküyorsa bilelim ki o da şuurlu bir perdedir. Kureyş suresinde haber verildiğine göre o nimetin sahibi değildir insan. Biz o insana dua etmeliyiz, teşekkür etmeliyiz fakat ibadetimizi Allah'a sunmalıyız. Yani el insanu abidul ihsan, insan kendisine iyilik yapanı çok sever. Bütün iyilikler Allah'tandır. Bütün iyilikleri ihsan eden Allah'tır. Dolayısıyla Allah'a ibadet yapmamız gerektiği hepimizin meselesi, sadece Kureyş kabilesi meselesi değil. Yani Türkler, Araplar, Avrupalılar, Amerikalılar, Ruslar, yani bu çağ, daha önceki çağlar, bütün zamanlardaki bütün insanları her an besleyen, rızıklandıran Allah olduğu hakikati Kureyş suresinde bir kabile üzerinden bize ders veriliyor. Bir kabileyle ilgili bir hadise anlatılarak burada biz de anlatılıyoruz. Bizimle ilgili olarak da burada bir kanun saklanmış dememizi Cenab-ı Hak bilmemizi istiyor. Ayrıca bizi koruması var, onu da konuşalım. Evet, ondan da bahsedelim daha sonra. Şimdi burada bir de belki tersinden düşündüğümüzde bunu böyle bilmemek durumunda nasıl bir şey olur? Manevi tehlike bekler insanı. Yani külli bir kanun olarak hepimizin rızıklandığı her ne varsa bütün nimetleri Allah verdi dememiz lazım. Vesileler, aracılar olabilir. Onlara teşekkür ederiz. Ama asıl o nimetlerin karşılığını, o rızıkların karşılığını bizden beklenen şeyi bize onları veren kimse ona takdim etmemiz lazım. Bu aracıları, sebepleri, vesileleri, vasıtalara takıldığımızda, onları çok önemsediğimizde insanı bekleyen en büyük tehlike herhalde Allah'ı unutmak. Allah'ı unutmak, Allah'a yapmamız gereken şükrü, teşekkürü o vesileler arasında paylaştırarak bir tür ona şirk koşmak. Öyle. Gibi bir durum herhalde şüphesiz ortaya çıkacak. Çünkü nimetler çok kıymetli olduğu için o kıymetli nimetleri kimden biliyorsa insan oraya kalben meyletmeye başlar. Yani Rezzak hakikini unutuyor. Evet, Allah'ı unutur. Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Allah'ı unuttular. Şimdi Allah'ı unuttular tabirini müminler olarak biz de düşünmeliyiz. İnsan Allah'ı niye unutur? Her an teneffüs ettiği havayı Allah'tan bilmezse, her an içtiği suyu Allah'ın gönderdiğini bilmezse, her an yediği sebzeyi, meyveyi Allah'ın gönderdiğini hatırlamazsa, her an faydalandığı bütün nimetleri doğrudan doğruya Allah'tan geldiğini bilmezse, o insanı bekleyen tehlikenin adı Allah'ı unutmaktır. Allah'ı unuttuktan sonra başka hangi tehlikeye yuvarlanır? O da yine Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekilmiş. Şirk, küfür, bunlar hep arka arkaya gelebilecek tehlikeler. Bu tehlikelerden bizi sakındıran kanun, ilahi kanun Kureyş suresine yerleştirilmiş. Evet. Seyfettin Hocam, bunlarla ilgili ilave edeceğiniz bir şey var mı? Bir de korkudan emin kılması var. O da çok önemli. Güvenlik, daha önce de bir konuyla alakalı buna temas etmiştik zannediyorum. Bir de benim bu hemen başında Lilah ve Kureyş, yani Kureyş'e sevdirilmesinden ifadesi var. Yani hani az önce dedik ya, her yerin, her bölgenin kendine mahsus bir takım güzellikleri, halleri, ön planda çıkan yönleri olabilir. Bazı yerlerde daha fazla olabilir ama bu başka yerde hiç yok anlamına gelmez dedik. Ve özellikle işte Allah'ın orada doğan, orada yaşayan insanlara çoğunlukla hani orayı sevdirdiğini ifade etmiştik.
hani dediniz ya, yani ben hani portakalı küçük veriyorum ama oraya bir mail var. Yani ister istemez hiç kimse, hani hiç kimse demeyelim ama çoğunlukla insan bulunduğu, yaşadığı yerde memnundur. Öyle. Yani tekrar nereye gitmek istiyorsun, nerede dünyaya gelmek istiyorsun denildiğinde herhalde çoğunlukla yine herkes yaşadığı yeri, doğduğu yeri söyler. Burada bir şey paylaşayım, yeni öğrendim. Çok orijinal geldi bana. Çok orijinal ama. Şimdi Amerika'da kaldım bir ara işte. Orada birisi alerji olmuş. Yani alerjik bir durum. Onun iyileşmesine vesile olması bakımından bal tavsiye etmiş. Bu şey yani böyle bir bu işin ehli olan birisi. Yani mesela doktor olabilir o, yani böyle herhangi birisi değil. Ve şunu tavsiye etmiş. Yani senin oturduğun muhitteki balı ye demiş. Yani başka yerden gelen bal değil. Dikkatimi çekmişti. Yani orada, yani oranın çiçeklerinden, oradaki ağaçlarla ilgili olarak o balı yemen lazım demiş. Yani bunu bana kendisi söyledi. Yaşadığı yerde. O bölgedeki balı yemen lazım. Yani onun ayrıca seninle alakalı bir özel hizmeti olabilir. Bu hastalığınla ilgili demiş. Yani bahsettiği gibi, sizin de bahsettiğiniz gibi, Sevettin kardeşim bahsettiği, bulunduğu yer sevdiriliyor. Yani insan eğer bulunduğu yerdeki güzellikleri keşfederse onu sever. Nasıl ki balık denizden memnun, Allah deniz ona sevdirmiş. Balık ben niye kuş olmadım demiyor. Hiç kimse bulunduğu yerin, aslında sadece doğduğu yer demeyelim, yani bir müddet yaşadığı yeri de sevdiriyor Allah. Evet. Yani biz mesela uzun zamandır Ankara'da bulunuyoruz. Memleketimizi sevdiğimiz gibi burayı da sevdik, buraya da ısındık, alıştık. Yani Cenab-ı Hak bulunduğu yerdeki güzellikleri fark etmeye çalışırsa insan orayı sevdiriyor. Orada yaşamak onun için güzel oluyor. Bediüzzaman'ın hapishanede, haksız yere hapishaneye atılmış. Daha sonra haklı olduğu, herhangi bir suç işlemediği ortaya çıkmış, beraat etmiş. Hapishanede Emir Dağ Alakası isim eserinde yazdığı mektupta tecridi mutlakta tam Mesut kardeşinin Said Nursi diyor. Tecridi mutlak. Tam Mesut kardeşimiz diyor. Yani orayı da sevdirmiş Allah. Allah'a şükür. Tam Mesut. Tam Mesut. Malumuz tecridi mutlak, yani teknik bir terim ama herhalde bütün dostlarından irtibat kesilmiş. Bu herhalde uzun sürmemiştir. Belki bilmiyorum. Belki o zamanki hukuki mevzuatı bilmiyorum. Şimdi bir müddet bazen uygulanıyor belki bu. En yakın akrabalarla bile belki görüştürülmüyor. Ama tam Mesut kardeşimiz diyor. Hani kendisi demiş ya, Allah'ı tanıyan ve ona itaat eden zindanda bile olsa bahtiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahtır. Bunu Cenab-ı Hak yaşamayı nasip etmiş. Yani her insan bulunduğu iş yerinin, bulunduğu köyün, bulunduğu mahallenin güzelliklerini, oradaki nimeti ilahiyi fark ederse sever orayı. Orada güzel işler yaparsa Allah orayı ona sevdirir. Kureyş kabilesiyle ilgili bu hatırlatmanın hepimize bakan yönlerini merak etmeliyiz. Evet, zaten hani benim bu konuya temas etmemin nedeni de oydu. Allah sevdiriyor. Evet, öyle. Yani sevdiren Allah'tır. Şüphesiz. Sevdiren Allah olduğuna göre, sevmemize vesile olacak şeyleri yaratan o olduğuna göre, dolayısıyla bunun karşılığında yapılacak şeyleri de ona karşı yapmak lazım. Yani hani kulluk etsinler diye tamamlanıyor sure. Dolayısıyla Allah sevdirdiğine göre onun mükafatı olarak, onun gereği olarak düzeltiyorum. Şükrünü de kulluğunu da insanın Allah'a yapması icap etmekte. Evet. Bir de korkudan evet. Burada sevdirilen seyahatler oldu. Yani kış sevdirilen, kolaylaştırılan. Evet. Kış ve yaz seyahatleri. Seyahati sevmeyen insan da pek yoktur herhalde yani. Yani onların şahsında aslında herkese böyle. Hem de hayatlarını bir bakıma hani kolaylaştırdık, ticaret yapılıyor vesaire. Evet. Yani kendileri için hani bir zorunlu seyahat olur. Yani insan bazen hani gitmek istemediği halde bir yere gönderilebilir. Böyle değil. Yani burada sevdirilen hem bir seyahat, hem ticaret hem işte bulunduğu çok sıcak bir yerden Yemen'in çok serin bir yerine diyelim ki gönderiliyor. Ve bu konuda bir rahatlık, bir kolaylık oluyor. Yani o dönemde herkes her yere böyle rahat rahat buradan buraya gideyim, orada yaşayayım, oradan da oraya geçelim falan, böyle bir rahatlık yokken Kureyş suresi kabilesine böyle bir kolaylık, imtiyaz adeta, bir ayrıcalık, bir kolaylık tanınıyor. Evet, buyurun.
Yani bize de sevdirildi seyahat diyecektim de. Seyahati herkes sever yani. Evet. Üstelik onlara o gün şartlarındaki verilen kolaylık şimdi bize çok daha fazlasıyla verilmiş. Her türlü vasıtalar emrimize verilmiş. Onlardan yararlanıyoruz. Evet. Dolayısıyla günler süren yolculuk 2-3 saatte şimdi değil mi? Öyle. Konforlu bir şekilde yapılıyor. Evet. Yani veya onlara verilen rızık yani o gün bilemiyorum çok herhalde bu kadar çeşitlilik yoktu yani. En çok yani bu Cenab-ı Hakk'ın nimetine, rızkına mazhar olan bütün insanlığın da böyle tabi birikimini şey yapıyoruz bir noktada kullanıyoruz. İmkanları en fazla olan ilahi nimetlerden en çok yararlanan bu ahir zaman insanlar ama en az şükredenler de onlar. Yani bir de nimeti Allah'tan bilme özelliği gerçekten günümüzde çok şey yapılmıyor yani düşünülmüyor. Rızık mesela rızık hakikaten günümüzde rızık bu kadar bollaşmış ama gene diyelim ki herkes geçim derdiyle uğraşıyor. Herkes çoluk çocuğunun rızkı, gelecekle ilgili rızkı konusunda kaygılı. Ne olacak acaba filan diye. Bu Cenab-ı Hakk'ın rezzakiyetine bir noktada güvenmemek. Yani o bizi taahhüt ettiği halde değil mi? Rızk Allah'ın taahhüt ettiği bir durum yani. Allah rızkınızı ben vereceğim diyor. Ömür verdiğim sürece. Bu konuda başka ayetler de var yani. İnnallâhu ve rezzâku zül kuvvetil metin ve mâ min dâbbetin diye başlayan ayetler. Ama gene de insanlar yatırım yapıyorlar, çok yatırım yapıyorlar. Gelecekle ilgili kaygılarından dolayı yani garanti işte hayat sigortası vesaire gibi bir takım ille şeylere başvurma ihtiyacı duyuyorlar. Yani bu Allah'ın rezzakiyetini bir noktada itham etmek manasına da geliyor. Veyahut da ben mesela çok duydum. Diyor ki ya ben olmazsam diyor açlıktan ölürsünüz diyor. Maalesef. Mesela bir baba çocuklarına bunu söylerse veya bir fabrikatör diyelim işçilere fabrikasında çalışır. Ben olmazsam açlıktan ölürsünüz filan. Veya birisi sen olmazsan biz açlıktan ölürüz yani derse. Şakası bile tehlikeli söz veya, derse bunu demek lazım. Şakası işte tehlikeli. Bunlar olan şeyler yani. Bunlar işte hep rızkın tamamen Allah'a ait olduğunun göz ardı edilmesi. Yani çünkü rızk önemli. Cenab-ı Hak rızkı hayatın merkezine koymuş. Yani herkesi rızık peşinde koşturuyor. Rızka muhtaç yapmış. Ama bu arada tabii sebepler de koymuş. Hem rızık peşinde koşturuyor. Koşacaksın, rızkını arayacaksın, bulacaksın, sebeplere başvuracaksın. Ama hem de rızkını verenin Allah olduğunu unutmayacaksın. Yani burada zor olan ince olan bu. İnce olan o. Ve siz zaman zaman misal veriyorsunuz ya düğme gömlekte en bir ilk düğme yanlış yapılmışsa hepsi yanlış gidiyor. Rızık konusunda yanlış anlama çok yanlışlara götürüyor. Rızık konusunda eğer doğruyu öğrenemezse mümin yani bizim tarlaya gitmemiz, dükkana gitmemiz ne manaya geliyor? Ne manaya geliyor? Dua. Allah'tan istiyoruz. Veren Allah. Taksim eden Allah. Geçenlerde bir sohbette yine misal verildi. Yani dükkana gelen müşteriyi de Allah gönderiyor. Aynen dünyaya güneş Allah gönderdiği gibi. O kadar kesin. Arasında hiç fark yok. Bunu bilmezse insan başka yanlışlar. Yani rızkın Allah tarafından gönderildiğini, rızkı Allah'ın teminat verdiğini bilmezse, işte başkasının hakkını çiğneme, rızık bulacağım diye namazları ihmal etme, rızık peşinde koşacağım diye annesini, babasını, çocuklarını ihmal etme, rızık peşinde koşacağım diye kalbini, ruhunu ihmal etme. Hatta öldürme diyor Kur'an'da. Yani rızık konusunda kaygılanıp da yani rızıklarından dolayı endişelenip çocuklarınızı, evlatlarınızı öldürmeyin diye. Öyle ayet var. Ayet-i kerime var. Ya. Evet, yani çocuklarınızı öldürmeyin, rızkını onların Allah verecektir. Evet. Yani işte ne oluyor? Kürtaj oluyor mesela. Bu kadar çocuğa bakamam diyor. Yani burada bir cinayet işleniyor.
Üstelik bu meseleyi yanlış anladığı için bunu yapıyor, evet. Yani. Yani bu konu doğru anlaşılmazsa çok, evet, yanlış oluyor. Birçok yanlışlıklar ondan doğuyor. Kureyş suresini her okuduğumuzda doğru olan kalplerimize fısıldanıyor. Her okuduğumuzda seni doyuran, besleyen Allah'tır. Telaşlanma, endişe etme. Endişe etmeden rızık ara. Bediüzzaman'ın sözlerde 29. sözdeki ifadesiyle alnında rızkın yazılı, rızkında adın yazılı. Bu buluşmayı Cenab-ı Hak takdir etmiştir, mukadderdir. Bunu insanlar veya başka sebepler engelleyemez. Bunu bilerek ara. Bunu bilmenin rahatlığı içinde ara. Alnımda rızık yazılı, rızkımda adım yazılı. Hatta hangi hücrenin rızkı olacak? Mesela yolda gördüğümüz bir sebzede, meyvede yazılı. Kimin hangi hücresine gideceği yazılı. Bunu bilerek ararsa insan telaşsız, endişesiz, hak hukuk çiğnemeden aramayı öğrenir. Bunu bilmezse hem kendine zulmeder hem başkasına zulmeder. İşte Kureyş suresi bunu hatırlatıyor. Rızık konusunda endişe etmeyin. Rızkı Allah veriyor, sizi Allah doyuruyor. Hatta şunu da hatırlayalım, çok güzel olur inşallah. Bediüzzaman çocukların yağmur duasına götürülmesindeki inceliği anlatırken diyor ki çocuk orada annesini babasını dua ederken görünce demek ki der, herhalde ruhen kalben çok küçükse, ben bir ihtiyacımı anneme söylüyordum, su ihtiyacımı, meyve ihtiyacımı. Annem de başka birini istiyor şu anda. Demek ki annemi de, babamı da, beni de, diğer çocukları da rızıklandıran, su ve diğer ihtiyaçlarını gönderen Allah'tır der, iman ders alır diyor. Yağmur duasına götürülen çocuğun kuvvetli bir iman dersi aldığını söylüyor. Bu kuvvetli iman dersini nasıl alıyor? Bakarak. O yani kendisinden çok farklı sandığı büyüklerin de yalvardığını, hatta ağladığını, belki yağmur duasında duygulanıyor, ağlıyor insanlar. Bunları gördüğü zaman çocuk kuvvetli bir La ilahe illallah ders alıyor. Demek ki bizi rızıklandıran annemiz, babamız, dükkan, iş yeri değil. Allah keserse rızkı, Mülk suresinde geçiyor ya, Allah rızkınızı keserse size kim rızık verir? Allah suyunuzu keserse size kim su verir? Gökten kim su indirir? İşte bunları Kureyş suresinde de Seyfettin kardeşimin bahsettiği gibi Kur'an-ı Kerim'in tamamındaki muhtaç olduğumuz hakikatler özet olarak bize hatırlatılmış. Yani Kureyş suresini okudukça muhtaç olduğumuz o Kur'an hakikatlerini özet olarak kalbimiz, ruhumuz hissediyor. Kur'an'ın tamamını okumaya da bir iştah uyandırılıyormuş. Tamamını okuma, anlamaya çalışma yolculuğuna çağrılıyoruz. Bununla alakalı hiç ara vermemiz lazım galiba. Bir ara vermem daha sonra. Zariyat suresinin 56, 57, 58. ayetleri de bununla İnşallah. Alakalı rızık konusuyla. Onu da konuştuktan sonra bu güvenlik konusunu, yani korkudan emin kılmasında inşallah bir ara verdikten sonra hep birlikte konuşalım.